Göçmenlerin Yunanistan'dan Türkiye'ye kitlesel geri itilmesinin dijital canlandırılması. Legal Center Lesvos, LCL, SAA ve diğerleri. Yunanistan davasında yaklaşık 200 kişinin sınır dışı edilmesini canlandırmak amacıyla bir araştırma ekibi kurdu ve 2020 Ekim'inde yaşananları belgeleyen bir video üretti. Bu video, Yunan Sahil Güvenliği'nin denizde yardıma muhtaç kişilere karşı uyguladığı şiddetli ve yasa dışı geri itmeleri gözler önüne seriyor. Ayrıca Yunanistan'ın insan hakları ihlallerine sistematik olarak başvurduğunu vurgularken, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin de bu ihlallerde sorumluluğu olduğuna dikkat çekiyor. Proje, geri itmelerin inkarını ve denizde hayatını kaybedenleri hatırlatarak bu olayları kamuoyunda görünür kılmayı amaçlıyor. 2015 yılında Suriye, Irak ve Afganistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen büyük mülteci akını Avrupa'nın sınırlarını zorlamaya başladı. Bu mülteciler genellikle tehlikeli deniz yollarını kullanarak Türkiye sınırından Yunanistan'a ulaşmaya çalıştı. Yunanistan bu ani ve yoğun göç dalgasıyla başa çıkmakta ciddi zorluklar yaşadı. Yüz binlerce mülteci aşırı kalabalık ve güvensiz botlarla denize açılarak Avrupa'ya ulaşmaya çalıştı. Bu durum hem Yunan hükümeti hem de uluslararası toplum için büyük bir insani kriz haline aldı. Mart 2016'da Avrupa Birliği ile Türkiye arasında AB-Türkiye mütabakatı olarak bilinen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın temel amacı düzensiz göçün ve insan kaçakçılığının önüne geçmekti. Anlaşma çerçevesinde Türkiye Yunanistan'a ulaşan düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesini kabul etti. Bunun karşılığında Türkiye'ye mali yardım yapılacak. Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi sağlanacak ve Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri yeniden başlatılacaktı. Ancak bu mutabakatın uygulanması göç politikalarının giderek daha dışlayıcı hale gelmesine yol açtı. 2020 yılı itibariyle Yunanistan'ın uyguladığı geri itme pushback yöntemleri yani göçmenlerin şiddet kullanılarak ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geri gönderilmesi yaygın hale geldi. Bu uygulamalar özellikle Ege bölgesinde yoğunlaşmıştı ve insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler kuruluşları ile çeşitli siyasetçiler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Yunanistan ise bu tür uygulamaları reddetti ve varlıklarını inkar etti. Legal Centre Lesvos LCL 2020'den bu yana bu uygulamalardan kurtulanların ifadelerini toplayarak kapsamlı raporlar hazırladı ve bazı vakaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne AIHM taşıdı. Bu vakalardan biri SAA ve diğerleri Yunanistan davasıdır. LCL avukatları 20-21 Ekim 2020 tarihinde Yunanistan'dan Türkiye'ye şiddet kullanılarak sınır dışı edilen 180-200 kişilik bir grubu temsil etmektedir söz konusu grup 19 Ekim 2020'de Türkiye'den İtalya'ya sığınmak üzere bir balıkçı teknesiyle denize açılmıştı. Tekne Yunanistan'ın Girit adası yakınlarında fırtınaya yakalanarak zor duruma düştü. Yunan yetkililere ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne BMMYK yardım çağrısında bulunuldu. Ancak Yunan sahil güvenliği tarafından karşılanan tekne 5 saatten fazla denizle bekletildi. Bu süre zarfında Yunan sahil güvenliği personeli göçmenlere saldırdı, eşyalarını çaldı ve daha fazla şiddet uygulamakla tehdit etti. Daha sonra göçmenler gıda, su ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılarak Türkiye karasularına yakın bir noktada motorsuz filikalara zorla bindirildi ve terk edildi. Bu davada elde edilen veriler Yunanistan'ın sistematik ve şiddet içeren sınır dışı etme uygulamalarını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca bu uygulamalar sırasında göçmenlerin yaşadığı psikolojik ve fiziksel travmalara dikkat çekiyor. Canlandırma videoları bu geri itme işlemlerinin ne kadar planlı ve organize olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte bu tür geri itme uygulamalarının yalnızca Yunanistan'la sınırlı kalmadığı, Türkiye ve Arpa Birliği'ni de kapsadığına vurgu yapıyor. Bu videolar ve belgeler, geri itme olaylarının toplumsal hafıza ve kamuoyunun bilgi edinme hakkı açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının sonuçları henüz tam olarak gözlemlenmemiştir.